bayramın üçüncü günü. Sevinçlerle, mutluluklarla kutluyoruz bayramı. Ama dedemle babaannem gelselerdi, onları öyle çok özledim ki. Yalnız ben değil, annem de babam da özlediler. Yalnız özlemek değil, merak da ediyoruz onları. Hala gelmediler. Alo, alo. Evet. Cevap vermiyorlar mı? Peki, teşekkür ederim. Niye cevap vermiyorlar acaba? Belki evde değillerdir ya da bayram gezmesine çıkmışlardır. Dün de yoktular. Hayır, geleceklerini yazmasalar neyse ama. Canım, belki telefonları bozuktur. Başlarına bir şey gelmiş olmasın da. Allah korusun baba. Ben de merak etmeye başladım. Bugün bayramın üçüncü günü. Yani ben şimdi babaannemle dedemin elini öpüp bayramlarını kutlayamayacak mıyım? Bayramlarını da kutlayacaksın, ellerini de öpeceksin. Nasıl? Eskişehir'e gidiyoruz. Ne zaman? Bugün. Yaşasın! Ah, ben de sevindim buna. Ben otobüs işletmesine bir telefon edeyim. İnşallah yer vardır. Alo, otobüs işletmesi mi? İyi günler. Eskişehir için yer rica edecektim. Evet, bugün için. Saat 6 iyi mi? İyi. Evet, saat 6 için. 3 kişilik. İsmim Ali. Ali Anıt. Bir şey rica edeceğim. Acaba biletleri otobüsün kalkış saatinde alabilir miyiz? Evet. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Evet, tam 3 saatimiz var. Hemen hazırlanın. Tamam. Yaşasın güzel yolculuk. Sonra dedem, babaanne. Yarın da pazar. Onlarla hem iki gün beraber olmuş oluruz ha. Ben hemen yol çantasını hazırlayayım. Tamam. Ah, İsmail Efendi. İyi bayramlar Sinan Hanım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar İsmail Efendi. Ahmet, iyi bayramlar yavrum. Şey, posta kutusunda kartlarınız vardı da. Sağ ol. Onları getireyim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sağ ol. Aa, çok teşekkür ederim yavrum. Çok bir teşekkür. Tane daha. Aa, sağ ol. Teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Güle güle İsmail. Güle güle İsmail. Ne güzel. Dostlarımız bizi hiç unutmuyorlar. Mutluluklar diliyorlar. Bayramımızı kutluyorlar. Babamlardan kart yok mu? Yok galiba. Tamam. Ben hazırım. Hazırsanız çıkalım hadi. Ben de hazırım ama. Ben de. Hadi bakalım. Hayırdır? Merhaba. Buyurun. Merhaba. Bayramınızı kutlayalım demiştik. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi bayramlar. Sağ olun. Merhaba canım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Ne zamandır sizi ziyaret etmeyi hep istiyorduk ama kısmet bugüneymiş. Evet. Son kez sizi nişanımızda görmüştük. Ondan sonra görmek kısmet olmadı. Ya evet. Öyle mi? Nasılsınız? Aa, çok iyiyiz. Gördüğünüz gibi çok iyiyiz. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Ama sizde bir değişiklik var. Saçınızın modeli. Böyle çok güzel olmuş saçınız. Hem biraz da kül almışsınız ama çok yakışmış. Öyle mi? İzninizle. Tabii. Anneciğim, kim bu ablayla abi? Bilmiyorum yavrum, ben de tanımıyorum. Bir nişanla görüşmüşsünüz ya. Tanımıyorum, hatırlamıyorum dedim ya. Neyse, şu şekeri al da konuklarımıza bir şeyler ikram et. Peki efendim. Son zamanlarda muayenehaneye hiç uğramadınız. Muayenehane? Evet, olmadı, uğrayamadık. Çok teşekkür doğru, ederim. Doğru. Sağ ol. Buket devamlı senden söz eder. Çok güzel keman çalıyormuşsun. Buket mi? Ben keman çalmasını bilmem ki. Yo, elimizden kurtulamazsın. Bak, bugün senin kemanını dinlemeden buradan gitmeyeceğiz. Buket anlata anlata bitiremiyor. Çok güzel çalıyormuşsun Emre'cim. Emre mi? Benim kızım Emre değil ki, Ahmet. Ahmet mi? Ama nasıl olur? Buyurun. Ah, zahmet ettiniz. Çok teşekkürler Esen Hanım'cığım. Mersi. Çok mersi. Buyurun. Ben almayayım, dokunuyorum. Çay içer miydiniz? Teşekkür ederim. Şimdi hazırladım. Ali. Teşekkür ederim. Buket evde yok. Buket. Tuncay Bey, niye Buket deyince güldünüz? Çok hoş bir yanlışlık var galiba. Yanlışlık? Yanlışlık? Nasıl olur? Şimdi oğluma Emre dediniz. Oysa onun adı Ahmet'tir. Sonra karıma Esen dediniz galiba. İsmi Suna'dır. Ben de Tuncay değil, Ali. Yani
siz şimdi Buket'in ablasıyla eniştesi değil misiniz? Hayır. Peki biz nereye, kime geldik? Bakın ama bir dakika. Buket bana adres verdi. Bakın size göstereyim. Şurada olacak. Bakın. İnan apartmanı numara 22 daire 12. İnan apartmanı bizim bitişiğimizde. Bizim dairenin numarası da 12 ama apartmanın numarası 24. ne yapalım? Kusura bakmayın artık. Bu sayede tanışmış olduk. Evet, evet. Tanıştık ama biz kendimizi tanıştırmadık dostlarımıza, değil mi? Efendim, eşimin adı Özdemir, benim adım da Füsun. Memnun olduk. Biz de memnun olduk. biz de sizlerle tanıştığımıza çok sevindik gerçekten. Siz bana Emre dediğiniz zaman ben bu işte bir yanlışlık olduğunu sezmiştim Füsun abla. Hem ben Emre'yi tanıyorum. Emre benim arkadaşım, aynı sınıftayız. Öyle mi? Bir bayram yanlışlığı deseniz de. Evet, yanlışlık ama bu yanlışlık olmasaydı biz birbirimizi nasıl tanıyacaktık, değil mi? Şahsen ben bu yanlışlıktan pek memnun oldum. Artık sık sık görüşelim, oldu mu? Tabii, tabii. İnşallah. biraz daha kendimizi tanıtalım. Ben müzik öğrenimi yapıyorum. Eşim de doktor. Evet. Ama aynı zamanda çok güzel sihirbazlık numaraları yapar. Çok güzel gösterileri vardır, oyunları vardır. Peki bize bir örnek gösterir misiniz? Ama nasıl olur bilmiyorum ki. Hayır, evet, lütfen Özdemir, Ahmet'i kırmayalım. Hani... Peki ben sihirbazlık oyunlarımdan bir tane yapacağım. Sen de şarkılarından bir tane, tamam, bize söyleyeceksin. Söylerim. Evet, çok güzel. Peki. Hani senin bardakla yaptığın bir şeyler vardı. Hazır çayımız geldi. Çayımla beraber Ahmet'e bir oyun yapayım. Buyurun. Ahmet'ciğim, çayımı şöyle yapıyorum ve... Çok güzel. Akşama kadar ev doldu boşaldı. Ondan sonra da ertesi gün biz tabii onlara bayram ziyareti yaptık. Ondan bayramın günü. Merak ettik ama nasıl, iyi oldu. Ondan sonra verelim burası. Hoş geldin. Ay, hoş bulduk. Geçin, buyurun. Hoş geldin. Misafiriniz var. Evet, tanıştırayım. Merhaba. Füsun Hanım. Sizin de ya. Bayramınız kutlu olsun. Annem. İyi bayramlar. Canım, geçin. Geç bakalım dedenin yanına. Ya sen buraya gel, gel. Aman. Yorulduk otobüste. Bu kadar yol tabii. birazcık yoruluyor insan. Dedeciğim, Özdemir abi bize sihirbazlık gösterileri yaptı. Füsun abla da biraz sonra bize bir güzel şarkı söyleyecek. Desenize böyle şenlikli, neşeli bir bayram ha. Evet. çocuklar, isterseniz ben de sizlere ne yapayım? Taklitli öykü anlatayım. Evet. Yaşasın Osman dedeciğim benim. Evet, çok iyi. Hadi Ahmetciğim, deden öyle güzel öyküler anlatıyor ki, öyle tatlı anlatıyor ki taklitler yaparak. Ben şaka söyledim canım. Ne şaka dayı? Amcacığım lütfen. Evet. Seyretmeden gitmeyin. Hanım kızımızı kıramaz.